Yayınımız narin cinayetiyle devam ediyor. Son gelişmeleri Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan anlatacak ama önce bir videomuz var, onu izleyelim. Narin Güran cinayetinde merakla beklenen diş izleri raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda çıkan raporda diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi. Raporda diş izinin gerçekleşme zamanının ise çocuğun kaybolduğu günle uyumlu olduğu da yazıldı. Ayrıca 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar bir kez daha ifade verdi. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili son bir ayda 3. kez ifadesini değiştiren tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, Muhtar Salim Güran'ın oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Nevzat Bahtiyar ifadesinde Muhtar Salim Güran'ın Yüksel'le birlikte olduğumuzu gördüğü için Narin'i öldürdüm dediğini öne sürdü. Salim Güran'ın olaya tanık olan Bahtiyar'ı suç ortağı yaparak oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini belirtti. Bahtiyar, Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sardığını söyledi. Daha sonra Salim Güran'ın yardımıyla evden çıkardığını ve eğer tutmaz deresine götürdüğünü anlattı. Cesedi aceleyle taşların altına bıraktığını belirten Bahtiyar, cesedi taşımak dışında başka bir suç işlemediğini savundu. Narin Güran cinayetinde merakla beklenen diş izleri raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda çıkan raporda diş izlerinin kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi. Raporda diş izinin gerçekleşme zamanının ise çocuğun kaybolduğu günle uyumlu. Evet, Ferit Aslan Diyarbakır'da. Ferit, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Hala belirsizlikler sürüyor, hala yeni ifadeler veriliyor. Durum son haliyle ne durumdayız? Onu bir özetler misin Ferit öncelikle? Ruşen Çakır, bugün üzerinden tam 35 gün geçti. 35 gün önce Diyarbakır merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Tevşantepe mahallesinde 8 yaşındaki bir kız çocuğu maalesef hunharca öldürüldü, katledildi ve gizlendi, saklandı. 19 gün boyunca Türkiye'de milyonlarca insan, resmen milyonlarca insana narin travması yaşatıldı ve 19 gün sonra cesedi derenin içerisinde gömülü olarak bulundu. O günden sonra zaten cesedi bulunduktan sonra aynı gün 25 kişi gözaltına alındı. Onlardan çok sayıda kişi tutuklandı. Şu anda 12 tutuklu var. 3 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. İstersen şundan başlayayım. Soruşturmada gizlilik var diyoruz. Bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un narin soruşturması ile ilgili yaptığı bir açıklama vardı. Olayla ilgili 12 kişinin tutuklu olduğunu, 3 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını, bugüne kadar 268 kişinin ifadesinin alındığını, HTS kayıtlarının da geriye dönük olarak incelendiğini, yine yeni kamera görüntülerinden bahsetti bugün bakan. O görüntüler nedir bilmiyorum. Onların da TÜBİTAK'a gönderildiğini ifade etti. Adli tıp raporlarının da gizlilik içerisinde değerlendirildiğini ifade etti. Az önce haberimizde de verdik. Narin'in ağabeyinin kolundaki diş ve sırık izleriyle ilgili olarak da rapor çıktı. O raporda da aslında Narin'in cesedi bulunmadan, yani üzerinden 7-8 gün geçtikten sonra İstanbul Adli Tıp'a götürülmüştü. O zaman da kolundaki diş ve sırık izlerinin kime ait olduğuna dair bulunamamıştı, tespit yapılamamıştı. Ancak bugün gelen ihtisastan gelen rapora bakılınca evet, yine kime ait olduğu tespit edilemedi ama gün ve zaman olarak Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günüyle uyumlu olduğu ortaya çıktı. Dediğim gibi soruşturma devam ediyor. Bu arada soruşturma ile ilgili olarak da Diyarbakır Barosu biliyorsunuz bu olaya taraf olmuştu. Daha önce müştekiydi ancak Narin'in olay günü Diyarbakır'da yaşamayan ağabeyi, ki bu cenaze buna teslim edilmişti, ağabeyinin Diyarbakır Barosu'na başvurup adli yardım talebinde bulunması üzerine Diyarbakır Barosu bu olayın tarafı olarak başladı. Aynı zamanda Diyarbakır Barosu'nda Narin için bir komisyon kuruldu. Onu da belirtelim. Geçen hafta bu komisyon ilk toplantısını yaptı. Komisyonda şu anda 8 üye var, 8 avukat var. Bu avukatların büyük çoğunluğu da bugüne kadar buna benzer çocuk davalarıyla ilgili soruşturmalarda, davalarda çalışmış, kendini bu konuda geliştirmiş avukatlardan oluşuyor. Bu 8 olan sayının da 10'a çıkabileceği belirtiliyor. Bu komisyonun başkanlığını da Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in yapacağını söyleyelim. Ferit, istersen bir bakalım. Nevzat Bahtiyar'ın 3. kez verdiği ifadeye, evet. Sen de bu haberi geniş bir şekilde yaptın.
Evet. İnsanlar açıkçası bu kadar kısa süre içerisinde 3 ifade vermiş olması nedeniyle bu kişiye bir güven duymuyorlar. Ama son söylediklerinin daha gerçek olduğu iddiası var, değil mi? Sen okudun, gördün ifadeyi, baktın. Evet. Şimdi onu söyledikleri artık evet bu böyledir noktasına gelindi mi? Yoksa hala insanlar bu böyle söylüyor ama diye cümleler mi kuruyorlar? Halen insanların kafasında ama ile başlayan cümleler var. Niye? Az önce sen de ifade ettin. Bir ay içerisinde üçüncü kez ifade veriyor. Ve bu üç ifade de muhtar Salim Güran'la Narin arasındaki annesinin arasında var olduğu iddia edilen ilişkiyle ilgili üç ifadesinde de farklı farklı şeyler söyledi. Özellikle amaların başı şuradan geliyor. Narin Güran'ın amcası, eğer Narin'in annesiyle ilişkisi varsa ve Narin bu görüntüye, bu sahneye tanık olduysa, bunun için ortadan kaldırılıyorsa, Nevzat Bahtiyar neden bu ilişkinin olduğunu, daha doğrusu Salim Güran neden Nevzat Bahtiyar'a böyle bir ilişki desin, bununla ilgili kuşku var. Ama şöyle de bir durum var. Sanki Nevzat Bahtiyar'la Salim Güran birbirlerine karşı, birbirlerinin ifadelerine karşı, birbirlerine karşı pozisyon alıyorlar. Nevzat Bahtiyar, Nari'nin kaybolduğu, yani öldürülmesinden tam bir ay sonra üçüncü ifadeyi verdi. Ve o üçüncü ifadesinden üç gün önce de Salim Güran, muhtar ve Nari'nin amcası, bu olayda da birinci derecede merkeze oturtulan kişi olarak biliniyor. O da Nevzat'ın ifadesinden üç gün önce avukatı aracılığıyla tutukluğuna itiraz yapmıştı. Tutukluğuna itiraz dilekçesinin açıklama kısmında ise bu işi Nevzat Bahtiyar'ın yaptığını ifade etmişti. Yani suçu ona yıkmıştı. Şu anda şu konuşuluyor. Acaba Nevzat Bahtiyar da Salim Güran'ın bu hamlesine karşı kendisi de buna mı yöneldi? Ama işin bir de şu boyutu var. Üzerinden zaman geçtikçe, bu tutuklananların cezaevinde kalma süreçleri devam ettikçe birilerinin çözülebileceği yönünde gibi tahminler ve yorumlar da yapılıyor. Hatta iki gün önce Diyarbakır'a bu gizli tanık konusunda uzman olduğu söylenen üç kişinin geldiği ifade ediliyor. Onu yetkililerde doğrulatamadık. Çünkü dediğim gibi, yani özellikle bu soruşturma ile ilgili ifade tutanaklarının ekranlarda boy boy yansımasından sonra ve bu konuyla ilgili şiddetli eleştirilerden sonra artık kimse çok fazla bu konuda bilgi vermek istemiyor. Bu Ankara'da gelen üç kişinin de hem tutuklu olan hem de tutuklu olmayıp şu anda hani şüpheli pozisyonda ifadesi alınıp bırakılan kişilerin bu olayla ilgili gizli tanık yapabileceği konusunda görüşmeler yapmak veya onlara o zemini hazırlamak için geldiği yönünde de bir bilgi var. Ama dediğim gibi, yani bunu tam olarak teyit edemedik. Tabii köyde de müthiş bir sessizlik var. Halen Dari'nin mezarına oradan geçenler, gidip ziyaret edenler, çiçek bırakanlar, dua edenler devam ediyor. Ama dediğim gibi bir taraftan da soruşturma devam ediyor. Soruşturma hem Diyarbakır Barosu taraf olduğu soruşturmada, bir de baro bünyesinde yaklaşık 10 avukatın üyesi olacağı, çalışacağı bir nari komisyonu kuruldu. Onu söyleyebiliriz. Ve bu komisyonda çalışmalarına başladı Rüşen Çağdaş. Bu geçen hafta baro başkanı bizim yayınımızda çok uzun sürmeyeceğini tahmin ettiğini söylemişti davanın. Şimdi sen de bahsettin, bir şey var, komisyon da var vesaire. Barodakiler nasıllar bu konuda, olayın aydınlanması, kısa sürede aydınlanması konusunda umutlular mı, yoksa hala bir ucunu göremiyorlar mı olayın? Şimdi bugüne kadar hiçbir olayda bu kadar uzun sürmedi. Yani direnmeleri, ifade vermemeleri, çelişkili ifade vermeleri, hepsini neredeyse olayı biliyor. Ancak söylememe konusunda gösterdikleri direnci biz bugüne kadar hiçbir soruşturmada görmedik. Tabii avukatlar da görmedi, onlar da şaşırıyor. İşte ne zaman ki Nevzat Bahtiyar çıktı, işte muhtar bana dedi ki bu cesedi ortadan kaldıracaksın dedikten sonra insanlarda bir bu işin çözülmesi yönünde bir umut doğdu ve tabii o dönemde ifadesi alınan, şu anda tutuklu olan bir tane kız, o da Nari'nin kuzeni, o da muhtarın Nari'nin eve geldiği saat konusunda, o da kendilerine şu saati söylemeleri konusunda telkinde bulunduğunu söylemişti. Ama dediğim gibi çok fazla da ben de uzun süreceğini zannetmiyorum. Yani yeni çözülmeler olabilir. Bu yeni çözülmeler ışığında da
Hani belki yeni gözaltılar olabilir veya en azından biz Nari'nin neden öldürüldüğünü 35 gündür biz bilmiyoruz, kamuoyu bilmiyoruz. Bunları birinin açıklaması lazım. İşte en sonda net bir ifade olarak söylediği ne derecede doğru dediğim gibi bilinmiyor, o da tartışılıyor. Nevzat Bahtiyar'ın verdiği üçüncü ifadesinde işte Salim Güran'ın kendisiyle Nari'nin arasındaki bir ilişkiyi, Nari'nin annesi arasındaki bir ilişkiyi Nari'nin görmesi nedeniyle Nari'ni öldürdüğünü ve bu cesedi ortadan kaldırması gerektiği yönünde bir ifadesi var. Bunun da hani ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz ama bu saatten sonra da ben birilerinin veya tutuklu olmasa bile dışarıda olaya hakim birilerinin bu konuyla ilgili olarak ifade vermesi bekleniyor. Avukatların en azından böyle bir beklentisi var. Dediğim gibi komisyon da kurulduktan sonra ve Diyarbakır Barosu da taraf olduktan sonra ben bu soruşturmanın büyük ihtimalle açığa kavuşabileceğine inanıyorum. Yani kısa süre olmasa da dava açılma süreci kısa olabilir, uzun sürmeyebilir. Ama dediğim gibi olayın bütün şeyiyle açığa çıkmasını da bu baro ve komisyonun yapacağı girişimlerle kısa sürede sonuçlanacağını ben de düşünüyorum. Ferit, çok teşekkürler. Umarız bir an önce olay netleşir ve sorumlular hak ettikleri cezayı alırlar diyelim. Tüm Türkiye'nin çok büyük bir üzüntüyle izlediği bir süreç yaşanıyor.